Merhaba, Opus 02 YouTube kanalında matematik derslerine hoş geldiniz. Bu videomuzda integrale devam ediyoruz. Devam ediyoruz diyorum çünkü bu ikinci videomuzda bu sefer belirli integrali konuşacağız. Yine üniversite sınavına çıkmış 3 soru üzerinden hem konu çalışması yapacağız hem soru çözüm pratiği yapacağız. Fakat soru çözümlerine neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Gelin bir de bunu hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi? Verilenin ne olduğunu anlıyorduk. İstenenin ne olduğunu fark ediyorduk ve geriye sadece çözmek kalıyordu. Haydi o zaman sorular. 2017 üniversite sınavında karşınıza çıkan bu integral sorusunda bu sefer belirli integrali konuşacağız. Belirli ve belirsiz integralin farklarına da değineceğiz. Gelin beraber inceleyelim. Büyük F gerçel sayılar kümesine türevlenebilir bir fonksiyon ve küçük F gerçel sayılar kümesine sürekli bir fonksiyon olmak üzere her x gerçel sayısı için büyük F'in türevi x eşittir, küçük f(x) eşitliği sağlanıyor. Büyük F2 eşittir 7, büyük F1 eşittir 3 olduğuna göre integral 1'den 2'ye büyük f(x) çarpı küçük f(x) dx integralinin değeri kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için şu tanımlanmış olan ifadeleri çok iyi anlamış olmamız gerekiyor ve belirli integralin belirsiz integralden farkını bilmemiz gerekiyor ki bu istenilen fonksiyonu çözebilelim. Peki biz ilk videomuzda bazı temel kurallardan bahsetmiştik. Demiştik ki integrali alınan küçük f(x) dx fonksiyonu integralden sonra büyük f(x) artı c ile gösteriyoruz. Ne zaman ama artı c ekliyorduk? Belirsiz integralimiz olduğunda. Artık belirli integralle uğraştığımıza göre integralimizin altında ve üstünde bazı sınırlar olması gerekiyor. Alttakine alt sınır derken üsttekine tabii ki ne diyeceğiz? O halde üst sınır diyeceğiz. Yine integralini alınan f(x)'i büyük f(x)'e gösterirken bu sefer integrasyon sabit yerine sınırları yerleştireceğiz. Önce integralini aldığımız fonksiyonda üst sınır yerleştireceğiz. Sonra eksi integralini aldığımız fonksiyonda alt sınır yerleştireceğiz. Bizim temel kurallarımızın başında integral a çarpı x üzeri n dx ifadesi geliyordu. Burada şunu söylemiştik. Dereceyi 1 arttırıyorduk ve dereceye bölüyorduk. Sabitse olduğu gibi kalıyordu. Belirsiz integralimiz varsa tabii ki c'yi unutmuyorduk. Burada tekrar şunu hatırlatmaya ihtiyacımız var. Paydayı 0 yapmayacak bütün n değerleri için x'in derecesini 1 arttırıp dereceye bölme işlemini devam ettirebiliyoruz. Eğer bu kurala uymayan bir fonksiyondan bahsediyorsak integralde, o zaman hangi durumu incelememiz gerekiyordu? Değişken değiştirme. Değişken değiştirmede ise işimizi daha rahat görebilmek için bir değişkenimize u diyorduk. İşin içinde onun türevini elde etmeye çalışıyorduk. Aynı şimdi burada yapacağımız gibi. Eğer burada büyük f(x)'e u demiş olsaydık, şöyle diyebilirdik. F türev x, dx ifademiz o halde neye dönüşecekti? du'ya dönüşecekti. E peki bize f türev x'i ne olarak tanımlamıştı burada? Küçük f(x). O zaman biz burada f(x) yerine götürüp küçük f(x)'i yerleştirirsek ve düzenlersek ne oldu? f(x) çarpı dx eşittir du'ya dönüşmüş oldu. Götürüp bu bilgiyi yerine yerleştirecek olursak integralimizde integral 1'den 2'ye f(x)'imiz olduğu gibi kalmasın. Onu da u diyelim. Fx dx'in ise du olduğunu öğrenmiştik. U du'ya dönüştü. E peki burada u'nun derecesi kaç? 1. O halde ne yapacağız? Dereceyi 1 arttırıp dereceye böleceğiz. Yani u'nun derecesi 1 olduğu için 1 arttırdık 2. 2'ye böldük. İntegralimizin sınırları da 1'den 2. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir yer var. Eğer burada u'da götürüp bu sınırları yerine yerleştirirseniz yanlış olmuş olur. Neden? Çünkü bizim f(x) fonksiyonuna göre bu sınırlarımız tanımlıydı. U'yu biz kendimiz uydurduğumuz için bu sınırları götürüp u'da yerine yerleştiremeyiz. Eğer u'da yerine yerleştirmek istiyorsan sınırları da düzenlemeniz gerekiyordu. Fakat bize tanımlanan bu fonksiyonda bu mümkün değil. U'yu da biz kendimiz uydurduğumuza göre soruyu çözebilmek için ne yapmamız gerekiyor? U yerine götürüp bize verilen, tanımlanan fonksiyonu yerleştirmemiz gerekiyor. U'yu ne diye tanımlamıştık? F(x) diye götürüp f(x)'i yerine yerleştireceğiz. Yani burası ne oldu? F kare x bölü 2, 1'den 2. Şimdi bu sınırları artık yerine yerleştirebiliriz. Ne gelecek o halde? F2'nin karesi eksi F1'in karesi. F2'yi sonra 7 olarak tanımlamışlardı. Burada karesini de unutmazsak o halde 7'nin karesinden 49 eksi F1 ise 3 olarak tanımlanmıştı. 3'ün karesinden 9 yaptı. Bir de bölü neyimiz var? 2'miz var. O halde 49 eksi 9'dan 40 bölü 2. Yani aradığımız cevap neymiş? 20.
İki not üniversite sınavında karşınıza çıkan bu soruda bu sefer işin içine grafikler girmiş, türev girmiş, integral girmiş, duyan gelmiş yani. Ortalık biraz karışmış. Nasıl başlayacağız? Nereden başlayalım? Gelin beraber keşfedelim. Yukarıda grafiğe verilen f fonksiyon için integral 1'den 3'e x çarpı f türev x eksi fx bölü x kare dx integralin değeri kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için bu grafiği okumamız gerekiyor öncelikle. Peki istenilen neydi? Bu integralin çözümüydü. Şimdi grafikten başlayacak olursak grafikte x'in 3 noktası için y'nin 4 geldiğini görüyoruz. O halde buradan neyi söyleyebiliriz? F 3'ün 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca x'in bir değeri içinse bunun y'de bir değerini aldığını görüyoruz. O halde f1'in ise bir sonucuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. İstenen integrali incelediğimizde ise daha önce konuştuğumuz herhangi bir temel kurala uymadığını görüyoruz. O halde aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? Değişken değiştirme yöntemi. Ya da integral f türev x dx gibi bir ifade var mı? Buna bakmamız gerekiyordu. Verilen fonksiyonu incelediğimizde paydasında x kare olan yukarıda f türev x ve fx olan bir ifade görüyoruz. O halde bu bize türevi çağrıştırmalı, hatta bölümün türevini çağrıştırmalı. Eğer türevi daha iyi hatırlamak isterseniz türev videolarımıza bakabilirsiniz. Peki o halde bölümün türevi neydi? Gelin bunu hatırlayalım. Şurayı yana hemen yazalım. U ve V şeklinde ifade edersek, eğer bunun türevini alacaksak ne diyorduk? Birincinin yani yukarıdakinin türevi çarpı aşağıdaki eksi yukarıdaki olduğu gibi kalıyordu. Sonra aşağıdakinin türevini alıyorduk. Bölü paydadaysa aşağıdakinin karesi geliyordu. Peki bizim burada ilgilendiğimiz fonksiyona geri dönüp bakarsak eğer, burada paydada x kare olduğunu görüyoruz. O halde bizim fonksiyonumuzun paydasında da ne olması gerekiyor? Bir x olması gerekiyor. Şöyle tabii türevini alacağız. Dx bunlar kalsın. Yukarıda da x olduğu gibi kalmış birinci terimde. Yanında çarpımdaysa f türev x gelmiş. İkinci taraftaysa fx geldiğine göre o halde yukarıda fx olmalı. Kontrol edersek şurada fx bölü x'in parantez türevini aldığımızı düşünürsek ne gelecek buradan? F türev x çarpı x eksi f x çarpı x'in türevinden 1 bölü x kare. O halde evet bize istenilen bilgi burada f x bölü x'in türevinin integral 1'den 3'e kadarki değeriymiş. Peki daha önceden niye hatırlıyoruz biz? Yine bu temel kurallardan demiştik ki türevle integral ilişkisinde şuraya sağ yazdığımız yere bakacak olursak böyle bir şey yakaladık. Türevle integral ilişkisini hatırlayacak olursak, integral türevin ters fonksiyonuydu. O yüzden türevi yok ediyordu. Fakat burada ikinci gelen işlemimiz integral olduğu için belirsiz integralde integrasyon sabitimizi unutmuyorduk. Belirli integralde de yine aynı şey söz konusu. Buradaki integralle türev birbirini götürecek tabii ki. Fakat yine ne olacak? Bu sefer integrasyon sabiti yerine ne gelecek? Sınırlar gelecek. O halde üst sınırı yerine koyarsak f3 bölü 3 eksi f1 bölü 1'miş aradığımız. F3 dediğimiz ifadeyi zaten daha önceden 4 olarak bulmuştuk. Götürüp bu bilgiyi yerine yerleştirelim. O halde 4 bölü 3 eksi f1'de daha önceden 1 olarak bulmuştuk. O halde 1 bölü 1 burası. Yani aradığımız cevap gerekli düzenlemeleri yaparsak 1 bölü 3'müş. Yani D şıkkıymış. 2021 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu soruda bu sefer işin içine parçalı fonksiyon girmiş ve gerçekten ortalığı bayağı bir karıştırmış. Nasıl karıştırmış, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin beraber bakalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir f fonksiyonu aşağıdaki biçimde tanımlanıyor. İntegral 0'dan 4'e fx dx eşittir. İntegral 2'den 6'ya fx dx olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bu soruyu çözebilmek için türev ve süreklilik bilgisini de hatırlamamız gerekiyor. Şimdi sürekli olduğu tanımlanmış. Sürekli ise eğer neydi bu? Limiti var demekti. Limitin ne olduğunu nasıl kontrol ediyorduk? Burada bir kırılma noktası var. X eşittir 2 kırılma noktasıydı. O halde sağdan ve soldan yaklaştığımızda tek bir sonuç bulmamız gerekiyordu. Süreklilik ise bu noktayı yerine yazdığımızda limitiyle aynı sonucu bulduğumuz anlamına geliyordu. Burada zaten eşit olduğu için şurada x eşittir 2 değeri dahil olduğu için tekrar götürüp noktayı yerine yerleştirmemiz gerekmiyor. Fakat sağdan ve soldan yaklaşıma bakmamız gerekecek tabii ki. Önce limitle başlayalım. Limit x
2'ye sağdan yaklaşırken fx eşittir limit x 2'ye soldan yaklaşırken ki değerine eşit olmak zorunda. Peki sağdan yaklaşırken kimi almamız gerekiyor? Ax eksi b'yi. Soldan yaklaşırken ki üstüne yer alan 6 eksi 3x kare bölü 2. Hangi değer için? X'in 2 değeri için. Götürüp bilgileri yerine yerleştirirsek b'nin 2a'ya eşit olduğunu bulmuş olduk. Şurada bir yerde kalsın böylece. Bakalım ne işimize yarayacak. Peki geldi sırada ne var? Şu integralimizi çözmemiz gerekiyor. Az önce kırılma noktamızın parçalı fonksiyonda tanımlanan bu x 2 değeri olduğunu söylemiştik. Fakat integralimize baktığımızda bu 2 değeri 0 ile 4'ün arasında kalıyor. O halde integral fonksiyonumuzu da biz bu değere göre yine parçalayarak yazacağız. Yani şöyle olacak. İntegral 0'dan 2'ye fx dx artı integral 2'den 4'e fx dx. Neden dedik? Çünkü bizden istenilen bu parçalı fonksiyon kırılma noktası 2 ve 2 bu sınırların ortasında kalıyor. Yani arasında kalıyor. O yüzden bu sınıra göre integral değerlerimizi tekrar parçalayarak yazmamız gerek. Sağ tarafa baktığımızda 2 ile 6 aralığında olduğunu gördüğümüz için burada bir değişiklik yapmamıza gerek kalmayacak. Peki şimdi de fonksiyonlarımıza bakalım. Burada hangi fonksiyonlar tanımlıydı? 0 ile 2 arasında kim tanımlı demiştik? 6 eksi 3x kare bölü 2. Çünkü 2'nin küçük olduğu yerlerde bu fonksiyon tanımlı demişti. 2 ile 4 arasında x'in 2'ye eşit ve daha büyük olduğu yerlerde tanımlı olması gerektiği için 2 ile 4 arasındaki fonksiyonumuzsa ax eksi b olmalı. B'yi de daha önceden 2a bulmuştuk. Hatta bunu da götürüp tekrar yerine yerleştirebiliriz. 2 ile 6 arasında yine 2'ye eşit ve 2'den daha büyük yerler için tanımlı olacağı için o halde de burada yine ax eksi 2a'yı kullanmalıyız. Karşılaştığımız ifadeye bakarsak burada integralin içerisinde her iki tarafta da ax eksi 2a olduğunu görüyoruz. Hatta x'in de sınırının 2'den başladığını görüyoruz. O halde bu integrali bu tarafa geçirelim ve bunları bir bütün olarak görelim. Sol tarafta normal artık integral işlemimizi yapabiliriz burada. 6 sabit bir sayı olduğu için burası ne diye çıkacak? 6x eksi. Burada kare vardı. O zaman x'in kuvveti 1 arttırılıp kuvvete bölünüyordu. Yani 3 bölü 2 olduğu gibi kaldı. X kare yerine küp oldu. Dereceye böldük. Sınırlarımız da nereden nereye? 0'dan 2'ydi. Sağ taraf için ise ufak bir düzenleme yapacağız. Bu eksili ifademizde integrale, sınırlara yer değiştirmeye yarıyor. Yani biz burayı şöyle görebiliriz. İntegral 2'den 6'ya ax eksi 2a dx eksi artıya döndü. Sınırlarsa ters döndü. 4'ten 2'ye ax eksi 2a dx. Ya az önce ortada kalan bir değer için parçalamıştık. Şimdi ise bunun tam tersi buradakileri yok edip sınırları 4'ten 6'ya olan bir integrale çevirebiliyoruz burayı. Yani bizim buradaki integralimiz aslında ne oldu? Sınırı 4'ten 6'ya ax eksi 2a dx şeklinde bir ifade oldu. O halde bunu da integralini alırsak ne gelecektir? X'i ifademin kuvveti 1 olduğu için bu ne oldu? Ax kare bölü 2 eksi, burası sabitti. Sabitin yanında da ne geliyordu? X geliyordu. Sınırlarımız ise 4'ten 6'yaydı. Götürüp sınırları yerine yazarsak önce 2'yi yerleştireceğiz. Sınırı koyduk yerine. Buradan gerekli düzenlemeleri yaparsak sol tarafın ne geldiğini görmüş olduk. 8. Aynı şekilde şu sağ tarafı da düzenlersek işimiz bitecek yani. Buradan da gerekli düzenlemeleri yaparsak 6a gelmiş olduğunu bulduk. Ben de buradan sol taraftan şurayı yani 8 bulmuştuk. Sağ tarafıysa 6a bulmuş olduk. O halde 8 eşittir 6a oldu. Yani a eşittir 4 bölü 3'tü. Önceden burada 2a eşittir b şeklinde bulmuştuk. Ne yapmamız gerekiyor o halde? A değerini götürüp yerine yazacağız. A'yı 4 bölü 3 bulmuştuk. B dediğim şey 2 çarpı 4 bölü 3 olduğuna göre yani 8 bölü 3 oldu. Fakat bizden istenilen neydi? Soruya baktığımızda a artı b olduğunu görüyoruz. O halde a artı b'yi tanımlayacak olursak 4 bölü 3 artı 8 bölü 3'ten 12 bölü 3. Yani aradığımız cevap 4'müş. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün belirli integralde temel kuralları öğrendik. Aynı belirsiz integralde olduğu gibi burada da integralini aldığımız şeyi büyük fx ile
ifade ediyoruz. Fakat belirsiz integralimize ne vardı? C vardı. Burada ise artık integralin a ve b olmak üzere alt ve üst sınırı var. Ve o yüzden integrasyon sabiti yerine integralini aldıktan sonra bu sınırları yerine yerleştiriyorduk. Önce üst sınırı bulduğumuz fonksiyonda yerine yerleştiriyoruz. Eksi alt sınırı bulduğumuz fonksiyonda yerine yerleştiriyoruz. Kısacası üst sınır eksi alt sınır diyebiliriz. Tabii ki fonksiyona yerleştirilmiş haliyle. Ayrıca şunu konuştuk. Eğer bir parçalı fonksiyonumuz varsa ve bunun kritik noktası yani kırılma noktası bizim integralimizin sınırları içerisinde ise, kısacası buradaki k değerimiz a ve b aralığındaysa, integralimizi buradaki kırılma noktasına göre parçalıyorduk. Diyorduk ki a'dan k'ya fx dx artı integral k'dan b'ye fx dx şeklinde. Hangi sınırla ilgili çalışma yapıyorsanız, burada ak dediğimiz şey a'dan k'ya kadarki kısım, o zaman k'dan daha küçük olan kısımları alacaktık. Ux yerine yerleştirmemiz gerekiyor. İkinci kısımda ise aynı şekilde baktığımızda x'in k'dan büyük ve b'ye kadarki olan kısmı ile ilgilendiğimiz için alttaki fonksiyonu burada götürüp yerine yerleştirmemiz gerekecektir. Eğer integralin sınırlarını değiştirmek istiyorsak a'dan b'ye fx dx gibi bir integrali, burada önüne bir eksi alarak bu sınırları değiştirmemiz mümkün. Ya da tam tersi okumasını yapacak olursak, önünde bu şekilde bir eksi varsa bu sınırları ne yapıyormuş? Takla attırıyormuş ve öndeki eksiden kurtuluyormuş da diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde yine integralle devam ediyoruz. Bu sefer integralde alanı konuşacağız. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.